Başlatayım mı? Sen, evet. Tamam. Evet, güzel dostlar, sevgili izleyiciler. Yine çok değerli bir konukla birlikteyiz ama bu kez ikinci sezonun 20. programı, yani kitaba da çevirdiğimizde ikinci cildinde son programı. Kapanışı müthiş bir şekilde yapacağız. Ankara'nın endemiklerine gidip yapacağız. 4x4 bir alanda üniversitelerinin hemen binalarının önündeki bahçede büyük emeklerle 4x4 bir toprak parçasında Ankara'nın bir endemiğini, hatta bir isterken iki endemiğini birden yetiştiren örnek bir çalışma yapan sevgili Ahmet Emre Yaprak hocamızla birlikteyiz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Çok teşekkür ederim. Teveccühünüz, yani utandırdınız beni söylediklerinizde. Çok çok teşekkür ederim burada konuşma fırsatı verdiğiniz için. Açıkçası Ankara endemikleri siz olmasanız tanıtılamayacak. Tanıtmadan da korumamız mümkün değil. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum bunların tanıtımına verdiğiniz emekler için. Ve merhabalar diyorum hem Mehmet hocama hem size. Mehmet hocam, şimdi sizin de bir özelliğinizi anlatmadan geçmeyelim. Ankara Üniversitesi'nde Emre hocam bu çalışmaları yapar iken, Çankaya Üniversitesi'nde de her Ankara'nın her değerine sahip çıkan sevgili Mehmet hocam da üniversitesinde bunlara öncülük ediyor. Tabii sevgili rektör Can hocamızın da kulaklarını çınlatalım ve onu da analım. Onun çok büyük desteğiyle. Dolayısıyla çok hoş bir şey oluyor. İki üniversiteden çiçeğe gönül veren iki bilim insanıyla birlikte bir sohbet yapıyoruz. Mehmet hocam, bir iki cümleni aldıktan sonra Emre hocamın sunumuna geçeceğiz çünkü. Buyurun. Ahmet hocama öncelikle günaydın ve hoş geldiniz diyorum. Çok da mutlu olduk. Onu daha önce böyle çok az görüyorduk, hemen toplantılarda falan böyle sohbetimize katılmış olması hakikaten çok değerli. Ankara Üniversitesi biyoloji bölümü benim için çok yabancı değil. 20 yıldan uzun bir süredir oradaki birçok hocalarımızla birlikte birlikte proje yaptık. İşte Barbaros Çetin hocamızı anayım. Ya da doktora jürilerinde bulunduk. Latif Kurt hocamızla birlikte. Ankara Üniversitesi Botanik ve Arboretum affedersiniz. Tuğrul Körüklü'yü de analım o zaman canım. Nasıl unuturum? Onunla da geldik. Mecit hocamla, Mecit Ural hocamla orada kent sohbetleri yaptık. Böyle güzel anılarımız var. O Ankara Üniversitesi'nin o güzel doğasıyla birlikte. Çok mutlu oldum doğrusu. Çünkü benim kızım da biyolog, botanikçi. Şu anda sabahleyin bıraktım, ODTÜ'de master'a. Laboratuvarda çalışıyor. Ne yapsın? Bir sohbet de onunla da yaparız. Bu da çiçek önemli. Evet, ben çok uzatmayacağım. Tabii esas sonuçumuza geçelim isterseniz. Ahmet hocama söz vereyim. Evet. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağ olun. Beni burada konuk ettiğiniz için her ikinize de teşekkür ediyorum. Ben sunumumu paylaşayım o zaman müsaadenizle. Lütfen, lütfen. Dört gözle bekliyoruz. Önce sanıyorum uygulamayı açmam gerekiyor. Evet. Pardon. Olsun. Bu arada tamam. Mecit hocamın da selamı var. Böyle böyle dedim. Emre hocayla endemikleri konuşacağız dedim. Çok sevindi. Çok selam söyledi. Sağ olsun. Mecit hoca, Mecit hocanın hepimiz üzerinde emeği çoktur. Bu Ankara endemiklerine çalışmak üzere yönlendiren en önemli isimlerden de biridir bizleri de. Evet, anmış olduk. Burada almış selam olsun.
Bu sunumum görünüyor mu acaba? Çok güzel, çok güzel. Şöyle, bu zamanda kısıtlı olduğu için gönül her bitkiye ayrı ayrı yer vermek ister ama ben Beypazarı GV'nin örneğiyle gitmek istiyorum izniniz olursa. Diğer bitkilerden de kısa kısa bahsedelim. Bunun bir özelliği var tabii. Var. Var. Şimdi zaman içinde nasıl tanıştık bu bitkiyle, neler yaptık? Onları kısaca sizlere özetlemeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir endemik tanımını belki ilk kez dinleyenler olabilir, konu dışından kişiler olabilir. Buna kısaca bir açıklamak istiyorum. Sadece belirli bir bölgede yaşayan, dünyanın başka yerlerinde bulunmayan yöreye özgü türlere endemik ismini veriyoruz. Bunlar hemen şurada sol tarafta görünen Ankara çiğdeminde olduğu gibi Türkiye'ye endemik olabilir. Ya da sağ tarafta göründüğü gibi Beypazarı Geveni'nde olduğu gibi sadece tek bir ilçenin bir iki köyüne de endemik olabilir. Dar yayılışta endemikler ya da geniş yayılışta endemikler var. Şimdi bizim bu Beypazarı Geveni ile 2014 yılında bir izleme projesi yaptık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölgenin de desteğiyle. Şimdi ilk tanıştığımızda ki o yıl hava çok kurak bir yıldı. Çok az yağış aldı ve bitki bu durumdaydı. O kadar üzüldük ki bitki çok dar bir alandan biliniyor ve bu durumda. Biz o zaman sanırım bitkiyi tamamıyla kaybediyoruz dedik. Bir daha yani buradan başka hiçbir yerde yok. Bir daha göremeyeceğiz bu bitkiyi diye o kadar üzüldük. Turul Hoca ile beraber gitmiştik bu arazi çalışmasına. Yani o sene kaç birey var? Saydık, belirledik. Yalnız bitki ne çiçek açtı, ne yaprak verdi doğru dürüst. Bir sonraki sene ne oldu göstereyim. Bir sonraki sene aynı yerde hava koşulları güzel olunca bitki canlandı. Böyle gayet güzel çiçek verdi. Ve biz şunu gördük. Bu değişken, bozkırdaki değişken iklim koşullarına bitki adapte olmuş. Bu zor dönemlerde çiçek açıp yaprak vermeyerek toprak altı kısımlarıyla yaşantısına devam ediyor. Ve toprakta bir tohum bankası oluşturabileceğini düşündük o dönemde. Bilmiyorduk bunu oluşturup oluşturmadığını. Böyle bir özelliği de olabilir diye düşündük. Ve çalışmalarımıza devam ettik. Sonraki yıllarda yaptığımız çalışmalarda bitki bir tek şu kırmızıyla işaretlediğim yerden biliniyordu. Kırmızıyla işaretlediğim yerden biliniyordu. Ve karayolu çalışmalarıyla bu alanın da bir kısmı yok edilmişti. Karayolu genişletme çalışmalarıyla. Daha sonraki yıllarda yaptığımız çalışmalarla biz bitkinin olası olabileceği yerleri, toprak özellikleri, jeolojik özelliklerini de göz önünde bulundurarak farklı yerleri ziyaret ettik ve farklı alanlarda bu bitkiyi bulduk. Daha sonra türün yayılış alanı yaptığımız tespitler sonucunda bu turuncu ve yeşil de gösterdiğimiz yerler olduğunu fark ettik. Turuncu yerleri ilk yıllarda keşfettik, yeşil yerleri daha sonraki yıllarda tabii aşama aşama ilerledik. Taradığımız yerler bir tek bunlar değil. Çok geniş yerleri taradık. Ama sonunda bitkinin sadece buralarda olduğunu gördük. Şunu da söyleyeyim. Tanımadığınız bitkiyi koruyamazsınız gerçekten. Önce o bitkiyi tanımanız lazım. Bu önemli bir şey. Bunu bilerek yola çıktık ve bitkiyi tanımak için çaba sarf ettik. Ne yaptık bitkiyi tanımak için? Toprak örnekleri aldık bitkinin yaşam alanından. Alanın iklim özelliklerini inceledik ve bu bitkinin ne tür topraklar ve ne tür iklimlerde yaşadığını bulduk. Şöyle şu fotoğrafa bir bakın isterim. Sol tarafta görülen boz yer, sağ tarafta görülen biraz daha yeşil bir alanlar. Aynı yer burası. Türün yaşam alanı bu Beypazarı Geveni sadece boz olan kısımda bulunuyor. Yeşil olan yerde yok. Çünkü boz olan kısım marnlı ve cipsli toprak. Sağ tarafta bulunan yeşil olan kısımsa karkerli toprak. Bu bitki karkerde bulunmuyor hiçbir şekilde. Dip dibe bakın tohumu oraya da düşer ama orada diğer bitkiler rekabet edemediği için orada bulunmaz. Özel alan seçiyor ve bunu belirledik. Yaşam tercihini belirledik. Ve bu bitkinin diğer canlı türleriyle ne tür ilişkileri var? Bunları belirlemek için çaba sarf ettik. Tabii bu anmadan geçemeyeceğim bu bitkiyi. Ben Doktor Gül Ayyıldız doktorantım. Doktora tezi olarak bu bitkiyle beraber 3 bitkiyi daha vermiştim. Gayet ayrıntılı, güzel arazi çalışmaları yaptı. Fotoğrafların bir kısmı da ona aittir. Onu da anmadan geçmeyeyim. Şimdi burada
Cin saçı dediğimiz parazit bir bitki. Bazen bu bitkiye, Beypazarı gevenine, zayıf düşen bireylere özellikle bu bitki bu Beypazarı geveni üzerinden besleniyor ve bitkiye biraz zarar veriyor aslında. Ama bu bizim bitkimiz de o ekosistem ve bitkimiz sağlıklıysa bu bitkiyi yok edebilecek bir şey değil. Öyle diyeyim. Hemen sağ tarafta gördüğümüz afitler, bunlar da bu bitkinin öz suyunu emerek beslenen canlılar. Sayısı çok artarsa alanda bunları yiyen uğur böcekleri, örümcekler vesaire çok azalırsa, bunların sayısı çok artarsa bitkiye zarar verebilir. Başka diğer hayvan türleriyle ilişkilerini de araştırdık. Bu şurada gördüğümüz böceklerin tümü bu bitki üzerinden besleniyorlar. Bu bitki üzerinden kimisi tohumunu yiyor, kimisi yapraklarını yiyor bu bitki üzerinden. Ama yine dediğim gibi doğal denge içinde seyrettiği müddetçe bunda büyük bir sıkıntı yok. Bir de bu bitkinin tozlaşması için, üremesi için de bir takım hayvanlara ihtiyacı var. Burada gördüklerimiz işte canlılarda bunun tozlaşmasını sağlayan canlılar. Yaptığımız çalışmalarda bunları ortaya koyduk. İşte kaç tohum üretiyor bir meyvede, tohumların ne kadarı canlı, bunları araştırdık. Bunun dışında bir de genetik yapısını araştırdık bitkinin. Genetik çeşitliliği nasıl? Genelde bu çok dar alanlara sıkışmış, az sayıda bulunan bitkiler, bu insanlarda görülen akraba evliliğinde olduğu gibi sürekli birbirleriyle çiftleştikleri için bir süre sonra bu bitkiler tüm hastalıklara çok açık hale geliyorlar. Ve bir viral enfeksiyon veya bir bakteriyel enfeksiyon, bir kuraklık bunları tamamıyla yok edip gidebiliyor. Çeşitlilik azalıyor popülasyon içinde. Fakat burada şanslıyız. Bizim bu bitkimiz çok büyük alanlarda bulunmasa da, çok fazla sayıda olmasa da genetik çeşitliliği yüksek. Yalnız şunu söyleyebilirim. Bu aradan geçen Beypazarı Alohan yolu uzun bir zamandır orada ve genişletildi iyice. Büyük ihtimal polinatörlerin geçişine müsaade etmiyor çok fazla. Ve polinatörler bir taraftan diğer tarafa pek geçemedikleri için yolun her iki tarafında genetik çeşitlenme olmuş. Yani şöyle diyeyim, yolun bir tarafındakiler, yolun sağ Nalıhan'a gidiş istikametine göre sağ tarafındakiler, şurada burada solda gözüküyor, diğer tarafındakilerden farklılaşmış biraz. Bu uzun zaman içinde problem yaratabilir. Çok uzun zaman içinde problem yaratabilir. Bir de zaman içinde şunu gördük, biz tanımadığımız bitkiyi koruyamayacağımızı biliyorduk ama tanıtmadığımız bitkiyi koruyamayacağımızı bilmiyorduk. Onu öğrendik. Tanıtmadığınız bitkiyi hiç koruyamazsınız. Burada da Necati Bey'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Bunların tanıtımında verdiği emek için ve bu tanıtım apayrı bir iş. Bunu da biliyor olmak lazım. Necati Bey bu konuda uzman, öyle diyelim. Sağ olun. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Şunu gördük, zamanında tanıtamadığımız için biz bu bitkiyi, karayolları bir çalışma yaparak bu bitkinin yaşam alanının bir kısmını yok etti. O kadar üzüldük ki ne yaparız, ne ederiz diye. Ama planlama yapılmış, oradan yol geçmiş artık, yapıldı. Daha sonra biz bu çalışmalara başladıktan sonra, hatta alanı çevirdikten sonra oradaki bir maden firması boru hattı geçirdi alandan ve şurada görüyorsunuz, sol tarafta görüyorsunuz. Bayağı bir bitkimizi yok etti. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu bitkinin bulunduğu yer şahıs mülkiyetinde. Yani devlete ait bir yer değil. Devlete. Sağ olsun oradaki arazi sahiplerini bilgilendirdik. Onlar alanı ekmeyeceklerine, kullanmayacaklarına dair sözler verdiler ve sözlerini tutuyorlar sağ olsunlar. O alanı, bu bitkinin korunması için onlar da destek veriyorlar. Bu neyse. Affedersiniz Ahmet Hocam. Bu konuyu Necati Hocam çok dramatik olarak anlatıyor zaman zaman, ben de izliyorum. Yani ya ekerse ne olacak diyor. Yani insanların kendine bırakmamak, işte kamunun buna el atması, bu alanların kamulaştırılması, planlanması gerektiğini falan söylüyorum. Onu da hatırladığım için böldüm, kusura bakmayın. Kesinlikle evet. Çok evet. Haklısınız. Yani bu özelleşmiş bitkiler bunlar. Tarım bitkilerinin çok başarılı olmadığı alanlarda yaşıyorlar. Buraya ekerse çok büyük bir ürün alamaz. Ama bir kere ekerse
bu bitki yok olur gider. Şöyle, evet burası kamulaştırılıp kişiye de verimli, buna alternatif başka bir yer verilebilir. Onlar da mağdur edilmez. Gayet güzel olur gerçekten. Bu şey, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü bu şey geçen, boru hattı geçen alanı işte 9. Bölge Müdürlüğü ile beraber restore etmek için çaba sarf ettik. Böyle taraçalar kurduk. En azından erozyonu engelleyelim bu alanda diye. Daha sonra bu alana tohumdan yetiştirdiğimiz Beypazarı geveni fidelerinden de aktardık. Ama alan oldukça büyük. Bu konuda işte sera vesaire desteğe de ihtiyacımız var. Biz o konuda da zaman kalırsa kısaca açıklamalar yaparım. Şimdi çok zamanınızı almayayım. Evet, bir diğer tehdit de tarlaların genişletilmesiydi, alanın sürülmesiydi. Neyse, bunu tanıtımla aştığımızı düşünüyorum. En azından bu bölge için geçerli. Daha öncesinde sürülerek bir takım yerler yok edilmiş. Ama şu anda yeni yerler sürülmüyor. Evet, pardon. Daha sonra tanıtımın bu kadar önemli olduğunu anladıktan sonra ne yapabiliriz diye düşündük bunun için. Açıkçası benim aklıma küçük de olsa bir bahçe kurmak geldi. Yani insanlar fotoğrafın görselden çok daha fazla etkileniyorlar ve canlı birebir gördükleri bir bitkiyi unutmaları pek mümkün değil. En azından Fen Fakültesi kampüsüne, Ankara Üniversitesi işte Tandoğan kampüsüne bunu getirip dikeriz toprağıyla beraber diye düşündük. 9. Milli Parklar Orman Bakanlığı Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü destek oldu bize o konuda. Ve 2'ye 2 toplam 4 metrekarelik bir alana manlı alandan toprak getirdik. Ve bunun etrafını çitle çevreledik ve buraya Beypazarı gevenini diktik. Bir miktar bitkiyi alandan getirip doğrudan diktik buraya. Ve onları takip ettik daha sonra. Bahçemiz bu. Ve bu bahçe şu anda işte şimdi neyse buradan göstermem biraz zor belki. Şurada hemen benim camımın karşı tarafında. Ben özellikle de odama yakın bir yere yaptırdım bu bahçeyi. Gelen giden oluyor mu, insanlar ilgileniyorlar mı diye kontrol etmek için. Ve şu çok insanın gelip geçtiği bir yer bu herbaryumun önü. Ve gelen her 10 kişiden 4'ü 5'i başında durup açıklamayı okuyorlar. Hele zaten bitki çiçekteyse hepsi neredeyse çok acelesi olmayan insanlar başlarında durup inceliyorlar. Ahmet efendim, hocam. Efendim hocam. Hemen tanıtım dediniz ya şöyle yapıyor falan. Madem böyle bir cümle de buraya söyleyeyim. Mesela özellikle açmasına yakın açıyor. Açtı diye 50 metre ileriye, 100 metre beriye de birer küçük resim ve yazı koyarsanız şaşırtıcı bir şekilde etrafının öğrenciyle dolu olduğunu görebilirsiniz. Çok, reklam. Reklam çok değerli. Çok teşekkürler. Çok iyi bir fikir. Bunu işte pandemi biter bitmez öğrencinin fakültelere kavuşmasıyla hemen uygulayalım. Evet, resim, o güzel resmiyle. Evet. Çünkü mesela bakın şimdi geliyor mu benim ekranım? Yok, paylaşımı kapatmak gerekiyor. Ben paylaşımı kapatayım mı? Hemen kapatırsanız tamam. Ben hemen bunu göstereyim, tamam. Kapatayım. Geldi mi benim ekranım? Geldi, görüyorum. Mesela şimdi ben o çiçekleri böyle çektim, çıkardım. Mehmet Hocam işte bunları sağ olsun hep izler, gelir bunları izler. Dolayısıyla bu hakikaten çok güzeller ve hiç bilmediğimiz, hemen herkes bir çiçeğe benzetiyor. Ama bunlar hakikaten bilinmeyen endemikler olduğu için hiçbirine benzetemiyorlar tabii. Ve hemen görme arzusu uyanıyor. Bu görsel çok çok önemli. Hemen kapattım ve sözü verdim. Lütfen hemen açalım. Bu arada açmadan Ahmet Hocam, bizim Çankaya Üniversitemizin biliyorsunuz sevgili rektörümüz Can Çoğun hocamızla birlikte Mecit Hocam, Necati Hocam birlikte gidip bir yer seçtik ve iki tane türün oraya taşınması için, hatta Can Hocam o alanı da hazırlattı. 4x4. 4x4 pandemi öncesi neresi olabilir? İşte kongre merkezine yakın olsun, onun
çevresinde insanların yoğun geçtiği ana yol üzerinde olsun. Yani çok güzel her şeyi hazırlamıştık. Hazır hazır. Toprağa da kondu. Hazır. Yani evet, sadece pandemi. Onu diğer üniversitelere de örnek olacak şekilde yaygınlaştırılması. Her gün bir üniversiteyle şu anda görüşüyor. Kurusunda, evet. Bir ve Mecit Hocam hepsine katılıyor. Tabii bakanlık, milli parklar hepsiyle koordineli çok güzel şeyler yapılıyor. Onu da ayrıca bir gün, ayrıca ona programı ayırabiliriz. Çok evet. Güzel olur. Çok evet, güzel devam olur. Edebiliriz. Ben devam edeyim mi? Tamam. Lütfen, lütfen. Bu işte o 4x4 bahçe modeli böyle doğdu diyebilirim. Harika. Böyle doğdu diyebilirim. Bu alanda biz daha sonra getirdiğimiz bitkileri ve alanı takip etmeye başladık. Ve bu alan bize neler kazandırdı onu söyleyeyim. Şunu gördük. Bitki tohum bankası oluşturuyor. Toprakta tohum bankası oluşturuyor ve ciddi bir tohum bankası oluşturuyor. Alandan 2 yıl boyunca biz alandaki tohumun bahçeye düşmesine izin vermedik. Alandaki bitkilerin ürettiği tohumun bahçeye düşmesine izin vermedik ve takip ettik. 2 yıl boyunca topraktaki gen bankasından sürekli Beypazarı geveni, küçük Beypazarı fidecikleri çıktı ve büyüdüler bunlar. Bunların bir kısmını o tahrip olmuş alana aktardık. Yani bu küçücük bahçeden çok şeyler de öğrendik bitkiyle ilgili. Başka neler öğrendik? Bu bitki kendi kendini döllüyor mu? Yoksa bireyler birbirleriyle mi tozlaşıyorlar? Bunu öğrendik. Kendi kendine tozlaşmadığını, kendi kendini tozlaşmadığını öğrendik. Dolayısıyla polinatörler bunlar için çok çok önemli, öyle diyeyim. Yani o alanda işte birisi bir böcekleri de öldürürse bu bitki de yok olur. Evet, fidecikler, tohumdan fidecikler yetiştirdik. Çimlenme özelliklerini belirledik laboratuvarımızda. Daha sonra bu fidecikleri alana naklettik. Bu tanıtım nelere yol açtı onu da söyleyeyim. Şimdi en azından üniversite içinde ben burada her geçen 10 kişiden dedim ya 4'ü 5'i çiçekte değilse de ilgileniyor. Çiçekte ise bu sayı 8'e 9'a çıkıyor. Bu Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden Fahrettin Özdemirci hocam bu bilgi sistemleri ve bilişim yönetimi sempozyumu yapıyorlar. Bu elektronik belge yönetimiyle ilgili bir sempozyum ve çok farklı konularda iktisat, hukuk, kamu yönetimi vesaire çok farklı konularda pek çok insanı bir araya getiren bir sempozyum. Hoca dedi ki, ya bu bahçede görerek, hoca dedi ki, orada tabii Alpay hocamızı da unutmayalım. O da bu konuda çok ilgili. Biz bunu sempozyumun maskotu yapabilir miyiz bu bitkiyi? Bu kadar insana tanıtırız dedi. Biz de tabii seve seve kabul ettik. Bitkinin böyle görsellerini verdik ve sempozyumun maskotu oldu. Sempozyuma gittik. Sempozyumda bir köşe açıldı bizim için. Bitkiyi tanıttık. Gelen giden farklı branşlardaki insanlara tanıtabilmek daha da önemli oluyor. Ve bitkinin tanıtımı sağladı. Daha sonra bu Beypazarı geveni elinden tuttu başka bir bitkiyi de bu meşhur etti. Ne oldu? Ayaş çan çiçeği. Ayaş çan çiçeği. Bu çizim de Gülnilhan Tuğ Hoca'ya aittir. O aynı zamanda birlikte bu projeleri birlikte yaptığımız, ortak çalıştığımız bir hocamız. Bu çizim de ona ait. Daha sonraki 2019 yılında da sempozyumun maskotu Ayaş Çan Çiçeği oldu. Böylelikle bu bitkileri tanıtabildik. Evet. Bu bitki Beypazarı Geveni'ni korumak için kurduğumuz bahçede bir de misafirler geldi. Biz bitkiyi seçtik. Bazı bitkiler de bizi seçtiler. Onlardan bir tanesi bu. Salvia Ay tacı, ayaş şalbası gayet de güzel bir bitki. Evet, bir yeni, bu da bu sene geldi. Ankara çiğdemi de açıyor şimdi bahçemizde. Büyük ihtimal
Bunun ya tohumu vardı ya tohumu sonradan geldi. Biz dokunmuyoruz. Bu da bir güzel bir endemiğimiz ve farklı zamanlarda ben, hoş ben iki diyordum, üçledi. Üç Ankara oldu gerçekten. Bu bitkiler bizi tercih etti. Biz bunları seçmedik. O bitkiler geldiler gerçekten. Biz de gayet mutluyuz onlar burada olduğu için. Bunlar şey mi, kendiliğinden mi geliyor yoksa siz mi getirdiniz? Toprakla beraber toprakla evet. beraber geldi. Bir diğeri de ya toprakla beraber tohumları geldi. Uzun süre sonra fırsat buldu. Peki. Şimdi ya da daha sonra tohum geldi. Affedersiniz, birisi baskın çıkarsa ne olacak? Şöyle, öyle bir şey olacağını çok zannetmiyorum. Şimdi bu zaten şu gördüğümüz Ankara çiğdemi farklı, bu çok güzel bir adaptasyona sahip. Diğer bitkilerle çok fazla rekabete girmemek için yılın erken dönemlerinde açıyor. Evet. O dönemde çok fazla da çiçek yok zaten. Bütün arılar mecburen ona geliyor. Bu çok akıllı bir bitki. Yani devre mükçü gibi orayı erken dönemde kullanıyor, ondan sonra çekiyor gidiyor. Evet. Açtı mı bu sene? Bu sene açtı mı? Açtı. Bu senenin fotoğrafı. Peki bitti mi? Bitmedi, hala var bahçede. Tamam. Bekleriz o zaman. Bir şey, bahçede ufak bir tur atarız beraber. Tamam. Kahvemde her zaman var. Eyvallah. Harika. Bu peki yalnız biz bu bitkide mi? Bu bitkileri mi çalıştık? Yalnız Beypazarı Geveni'nde mi böyle çalışmalar yaptık? Hayır. Bu Türk Kaya Gölü'nde de aynı çalışmaları yaptık. Zamanınızı almamak için ben her birini ayrıntılı anlatmadım. Onun dışında Ayaş Şançiçeği'nde benzer bir çalışma yaptık. Ayaş Şançiçeği çok büyük tehlike altında, yani onu da vurguluyorum. Bu bizim birinci sezon birinci cilt konularımız arasındaydı. Evet, evet. Çok ciddi tehlike altında. Onu korumak için çok uğraştık. Ama hemen söyleyeyim. Geçen izlediğim bir programda Ankara endemikleri ciddi olarak konuşuldu. Aysan Tıbeli'nde 8 tane tür var dendi falan. Hı hı. Çok hoşuma gitti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir sohbet, hı hı, programıydı. Hı hı. Şeyde çevre koruma daire başkanı, ona da selam olsun, Muhammed Başkan. Sağ olsun, çok ilgili gerçekten. Oraya gittik falan diyerek anlattı. Sohbetlerde endemiklerin böyle yerinin büyümesi de ayrıca çok hoş gelişmeler. Evet, yavaş yavaş tanıtımda başarılı oluyoruz sanki, değil mi? Bravo, devam. Beysümbülü. Beysümbülü, bu da büyük tehlike. Çankaya, Mehmet Hocam. Bu bizim bu. Evet, biz bu bitkinin de işte aynı şekilde bu Beypazarı Geveni için yaptığımız çalışma, iklim özelliklerini, toprak özellikleri, diğer canlılarla ilişkileri, genetik popülasyon, koruma amaçlı popülasyon genetiği çalışması Türkiye'de çok fazla yok açıkçası. Bu Mecit Hoca'nın da bu bitkileri yönlendirmesiyle diyeyim, biz bu böyle bir çalışma yapmak istiyorduk. Profesör Doktor Gül Nilhan Tuğ Hoca ile beraber üç doktora öğrencimizle ortak aynı laboratuvarı kullanıyoruz. Bu bitkileri tez olarak verdik. Üç doktora öğrencimiz bu konuda yetiştiler. Ali Murat Keser, işte Gül Ay Yıldız ve Merve Örnek Yıldırım bu konuda yetiştiler. Yalnız şu üzülerek söyleyeyim bunu. Bu arkadaşlarımız işsiz şu anda. Doktoralarını bitirdiler. Bu konuda uzmanlar, çok iyi bir donanıma sahipler. Doktoralarını bitirdiler. Evde oturuyorlar. İşte bu tanıtımlar belki mesela büyükşehir gibi, milli parklar gibi bu bazı alanların açılmasına, bazı merkezlerin açılmasına da gelirse, yol açarsa bu gibi değerli kardeşlerimiz de, bilim insanları da buralarda rahatlıkla çok güzel şeyler yapacaklardır inşallah. Bu bir de bundan sonra adım da olacak umuyorum. İnşallah bu arkadaşlarımız iş bulurlar. Sizin bir odanız var mı biyologlarla? Maalesef yok. Maalesef yani yok. Ben, biyologlar odası yok. Evet, bizim ben bu konuya önem veriyorum. Farklı dernekler var. Hı-hı. Evet, çünkü bakın peyzaj mimarları bundan 25-30 yıl kadar önce ilk kurulduğu zaman bölümler oda kurulması için çok uğraştılar. Ben bunları bir miktar takip ettim. Yüksel Öztan Hoca başkanlığıydı o zaman. Oda kurulduktan sonra kendi haklarına sahip çıkmaya başladılar. Hatta şimdi son zamanlarda bile işte mimarlarla peyzaj mimarları aynı düzlemde mi, teknik eleman mı, değil mi,
işte maaş farkları ne olacak falan. Bu bile tartışma konusu. 25 yıl olmasına rağmen oda kurulmasından sonra hala kendilerini çok iyi tanıtmış değiller. İşte ben peyzaj mimarlarını hep böyle yan meslek ya da kardeş meslek olarak söylemişimdir. Biyologlar da öyledir. Çünkü bizim planlama konularımızda yani biyolojik çevre, peyzaj mimarlığı çok önem taşıyor. Özellikle üst ölçek makro planlarda. Bu oda kurulmasını lütfen gündeme getirmek lazım. Sizler öncü olun. Yani bu konuda bir meslek kuruluşu olursa, bakın Mimarlar Odası hem kendi sorunlarını, kendi işte mesleki konularını savunuyor, hem de ülkenin, kentin, Ankara'nın sorunlarını savunuyor. Şehir Plancıları Odası da öyle. Biraz bu konuya da kesinlikle verdiğinizi diliyorum. Kesinlikle. Şu anda şu anda çok farklı farklı lisanslara sahip insanlar biyologların yapacakları işleri yapıyorlar. Konun asıl ehilleri bu konularda çok fazla çalışamıyor. Bu dediğiniz bu işte meslek tanımı ve bir meslek örgütümüz olmadığı için. İyi ki uzun devreli gelişme planı var ki. Bir odaya ihtiyacımız var. Evet, iyi ki uzun devreli gelişme planları var ki. İşte 25 yıl önce, 20 yıl önce bunlar başladı biliyorsunuz. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü. O zaman işte biyologları biz de plancılar olarak daha yakından tanıdık. Çünkü zorunlu kıldılar. Yani bizim büromuz milli park planlaması hiç yapmamıştı. İlk defa işte Abant'ta, Kızılcahamam'da, Soğuksu'da, işte ne bileyim Munzur'da falan planlar yaptık. O zaman dediler ki bakın sizin bir biyoloğa ihtiyacınız var ve teknik şartnameye koydu bunu. Yani Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik şartnameye mutlaka bir biyologla ve o konunun uzmanı mesela gölse eğer Abant'ta işte göl bilimci olması, limnolog olması falan gibi. Farklı boyutlardan da ele almaya başladık konuyu. Yani çok önemli. Çünkü hocam. Yapabilir miyiz? Evet, tabii. Tamam. Biz nasıl yapalım? Tamam. Zamanı da çok iyi kullanmak adına. Bir diğer bitkimiz Çayırhan sığır kuyruğu. Aynı şekilde bunda da işte popülasyon genetiğini çalıştık. Beypazarı geveninde yaptığımız çalışmaları bunun için de yaptık. Bu hanım çayı. Santubeli çok değerli. Evet. Ya şöyle diyeyim, ben Türkçe isimlerini bazılarının çok net. Sorun yok. Dört kaya gülü. Evet, Sideritis Gülendami. Şöyle açıkçası biz biyologlar kendi aramızda Latince ismini kullanıyoruz. Öyle rahat olun, rahat olun. Ama halka tanıtabilmek adına Türkçe isimlerin de önemini kavradık gerçekten. Ya baksanıza ısrarla yanar döner diyor bütün bilim insanı dostumuz. Halk sevgi çiçeği diyor ve her yere sevgi çiçeği yazılıyor. Şimdi yanar döneri parantez içinde kullanıyoruz. Yani öyle, evet. Halk seçimini yaptı o zaman, yapacak bir şey yok. Yanıtlamıyor halk. Sevgi çiçeği diyor yani. Evet. Öyle. Öyle gerçekten. Bu da Ayaş kasidesi. Ayaş kasidesi. Bu geçtiğimiz yıllarda Mehmet Çiçek hocamızla beraber tanımladığımız dünya için yeni bir tür olarak tanımladığımız bir bitki. Bu da nadir bitkilerden birisi. Nadir endemiklerden birisi. Bunun için de benzer çalışmaları gerçekleştirdik. Benim anlatacaklarım, slaytlarım bu kadar. Sorularınıza da seve seve cevap vermek isterim vaktimiz kaldıysa eğer. Şöyle biz son cümleleri, söylemek istediğiniz son cümleleri alarak kapatıyoruz aslında. Genelde başaramıyoruz böyle 20 dakikada bitirmeyi ama olsun. Son cümlelerinizle bitirelim. Tamam. O zaman şunu söylemek isterim. Bu endemikler önemli biyolojik varlığımız. Endemik olmayan türler de çok önemli tabii. Ama endemikler çok dar alanlarda bulundukları için tehditlerden çok daha kötü etkileniyorlar. Yok olmaları muhtemel. Eğer bunlar yok olursa yaratabilme gibi bir yetimiz yok. Bunları yerine koyamayız hiçbir şekilde. O yüzden bunları gelecek kuşaklara mutlaka aktarmalıyız. Bunun için
önce tanımalıyız ve tanıtmalıyız. Harika. Şimdi ben bu çalışmaları şöyle inanılmaz değerli buluyorum. Hani yağmur yağsın diye dua ediyoruz falan filan ya. Bu da bitkilerde işte bu sene kurak olmasın, üstünden bir de biz yol geçirmeyelim, tarla yapmayalım falan. Dolayısıyla sizin yaptıklarınız belki de çok kritik, ölümcül durumları engelleyebilecek olumlu müdahaleler. İyi ki varsınız diyor. Yüreğinize sağ olun. Sağ olun. Bir mukabele. Sizler de iyi ki varsınız. Biz Ahmet tanımaya hocam, çalışıyoruz. Siz de tanıtmaya çalışıyorsunuz. Birlikte güzel şeyler yapıyoruz. Hep birlikte. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Değerli konuklar. Evet. İkinci sezonun son programında son olmasın istediğimiz, bitmesin istediğimiz endemikleri konuştuk. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.